Samsung Galaxy A72'nin ardından Galaxy A52 de stüdyomuza geldi arkadaşlar. Yeni A serisinin orta seviye modeli diyebiliriz A52 için. A72'ye göre 1000 lira gibi bir fiyat avantajı sunuyor ve benim tahminlerime göre yeni A serisi içerisinde ve yılın en çok satan telefonları içerisinde kesinlikle A52 ilk 3'te olacaktır. Merak edilen bir telefon, hep birlikte kutusundan çıkaralım ve özelliklerine kısaca bakalım. Teknoloji dünyasında son zamanlarda çok ciddi bir rekabet var. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Galaxy A serisi dendiğinde akıllara amiral gemisi modelleri için yeterli bütçeye sahip olmayan kişilerin tercih ettiği orta segment telefonlar geliyordu. 2019 yılında radikal bir hamle yaparak Galaxy A serisini baştan aşağı yenileyen Samsung, Galaxy A50 ve A71 modellerini piyasaya sürdü. Bu telefonlar amiral gemileriyle benzer bir tasarıma sahipken hem donanımsal hem de yazılımsal açıdan kullanıcıları etkilemeyi başardı. Aslında bu noktada tek kriter bütçe değil. Bütçe konusunda bir sıkıntı olmayabilir fakat amiral gemisi telefonların tüm özelliklerine ihtiyaç duymadığınızı düşünüyorsanız Galaxy A serisini tercih edebilirsiniz. İşte birçok kullanıcı da bu şekilde düşünmüş olacak ki Galaxy A serisi yılın en çok satan telefonları listesinden düşmüyor. İlk model Galaxy A50, hemen sonrasında yani 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy A51 ve şimdi de 2021 yılında piyasaya sürülen elimde tuttuğum Galaxy A52. A72 kutusundan çıkarmıştık. İncelemeye devam ediyorum. Detaylı bir inceleme yapacağım. Bu videoda orta üst segmentte yer alan Samsung Galaxy A52'yi kutusundan çıkarıp ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Kutuda Samsung Galaxy A52'yi görüyoruz. Yanında güzel şık bir şekilde Galaxy A52 yazıyor. Kutu içeriğinde neler varmış bir görelim. Telefona daha yakından bakıp özelliklerinden bahsedelim. Samsung Galaxy A52 kutudan çıkıyor arkadaşlar. Kutuyu açtığımızda bizi ilk olarak telefon karşılıyor. Şöyle bir çıkaralım. Bu kez beyazı gelmiş. Samsung Türkiye bana genelde siyah telefonlar gönderiyor ama beyazını da görmek güzel oldu çünkü gerçekten şık bir beyazı var. Siyahla yan yana, A72 ile yan yana bakacağız arkadaşlar birazdan. Kutu içeriğine bakalım. En çok merak edilen şey A72'de bu mutlu etmiştik kullanıcıları. Şarj adaptörü çıkıyor arkadaşlar ve 15 wattlık hızlı şarj adaptörü. A72'de 25 wattlık çıkmıştı. Olsun, bu da iyi ve yine USB-C şarj kablosu. A70'teki şarj cihazı biraz daha böyle üst segment bir şarj cihazıydı, şarj adaptörüydü. İki tarafta Type-C kablo vardı ve 25 wattlık hızlı şarj adaptörü çıkmıştı. Burada 15 wattlık adaptör çıktı ama üst segment telefonlarda bile, amiral gemisi telefonlarda bile şarj adaptörü çıkmadığını düşündüğümüzde bu adaptör kullanıcıları mutlu edecektir. Kutunun içerisinde başka bir şey yok arkadaşlar. Şu üstteki, üst tarafta kalan kısmı da zaten standart biliyorsunuz. SIM kart iğnesi ve içinde hızlı başlangıç kılavuzu var. Bu kısımda çok bir işiniz yok. Üzerindeki jelatinlerden çıkaralım. Evet. Ve telefon açılıyor arkadaşlar. Samsung Galaxy A52 Snapdragon 720G'den güç alan bir telefon. Peki Snapdragon 720G kullanan diğer telefonlar hangileri? Elinde gördüğünüz Samsung A72. Samsung A52'nin büyük kardeşi, abisi ya da bir üst modeli diyebiliriz. Bazı avantajları var. Buna karşılaştırma videosunda değineceğim. Bunun dışında Oppo Reno 4 Pro, Redmi Note 9 Pro gibi telefonlar da yine Snapdragon 720G işlemciden güç alıyor. Telefonu başlatalım. Sonraki. Hemen bir yüz tanımasına bakalım arkadaşlar. Şimdi yüzümüzü tanıyoruz. Ön kamera güzelmiş. Yüz kaydedildi arkadaşlar. Kutudan 15 wattlık şarj adaptörü çıktı fakat telefon 25 watt hızlı şarj desteğine sahip. Telefonumuzun kurulumu da tamamlandı arkadaşlar. İlk selfie'mizi çekelim güncellemelerden önce. Samsung bu kamera olayını bayağı farklı bir hale getirdi gerçekten. Ben elimi kesmişim bu arada. Portremizi de çektik. Kamera güzel arkadaşlar. Şu anki deneyimler, ilk deneyimlere göre güzel. Video testleri falan yapacağım. Instagram'da hepsini paylaşacağım. A72, A52 vesaire hepsini paylaşacağım. Zaten S21 Ultra ile şu anda profesyonel bir çekim yapıyoruz. Gerçekten kamerası beni çok şaşırtıyor. A72'de de yine güzel kameralar var. A52'de de testleri paylaşacağım, incelemeyi yapacağım. Şöyle yakından bakın, tasarım gerçekten güzel arkadaşlar. Beğenmediğimi de biliyorsunuz ki beğenmediğimi söylüyorum. Şöyle göstereyim. Bence gayet şık, hoş bir telefon. Ve beyazı da şöyle A72 ile yan yana tutalım. Ben biraz daha siyah telefon seviyorum. Bir de Samsung'un siyah telefonları güzel oluyor. Beyaz da bayağı hoş. Telefon ekranı 6.5 inçlik Super AMOLED ekran. 1080x2400 piksel çözünürlük sunuyor ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor bu ekran. İşlemcinin Snapdragon 720G olduğunu zaten söylemiştim. 2.3 GHz hızında 2, 1.8 GHz hızında 6 çekirdekten oluşuyor. Ve 8 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen bir işlemci. Telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca microSD kart desteği var. Yani tek
sim kart kullanırsanız, çift sim kart destekleyen bir telefon, tek sim kart kullanırsanız 1 TB'da ekstra depolama alanını micro SD kartla arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ana kamera 64 megapiksel, şu ortadaki kamera 1.8 diyafram açıklığına sahip. En üstte 12 megapiksellik f2.2 diyaframlı ultra geniş açı kamerayı görüyoruz. Yan tarafta f2.4 diyaframlı 5 megapiksellik makro kamera yer alıyor ve en altta da 8 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip telefoto kamera var. Ana kamerada, geniş açılı ana kamerada OIS desteği var arkadaşlar. 4K 30fps video kaydı yapabiliyoruz. Ön kamera 32 megapiksel f2.2 geniş açılı bir kamera. Ön kamerada 4K video çekiyor. Bataryamız 4500 mAh. Alt tarafta USB Type-C girişinin yanında bir de 3.5 mm jack girişimiz var. Yani 3.5 mm girişe sahip kulaklıklarınızı bu telefonda kullanabiliyorsunuz. Tıpkı A72'de olduğu gibi. Telefon kutudan Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1 arayüzüyle çıkıyor. Ekranda parmak izi okuyucu ve IP67 sertifikası sayesinde 1 metre derinlikte 30 dakika suya dayanıklılık gösteriyor bu telefon. Telefonun ağırlığı 189 gram ve 8.4 mm'lik bir kalınlığa sahip. Bir sonraki aşamada A52'nin incelemesine geçeceğiz arkadaşlar. Birçok test yapacağız. Kameralarına özellikle daha yakından bakacağız. İnceleme videosunda hep sizlerle olacak ve tabii hemen ardından da A72 ile A52'nin bir karşılaştırması gelecek. Karşılaştırmaya kadar inceleme videosunda görmek istediklerinizi ve sorularınızı yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.